Merhaba GürüşTürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Bu haftanın Raw ve SmackDown yayınlarının radyosunu yapmak için beraberiz. Yanımızda Erem Nur var. Hoş geldin. Merhaba. Erem Nur. Ahmet var. Ahmet hoş geldin. Bulldog'in nickiyle tanıdığınız. Merhabalar, hoş bulduk. Bir de Erem Nur'un kedisi var tabii. Sen de hoş geldin. Kedi beslemek nasıl bir olay? Biraz bahseder misin çok, bize Erem Nur? Çok tüy gibi olay ama onun dışında güzel bir şey ya. Korumam gibi geziyor yanında. Gölgem gibi. Ya ben bu tüy olayını şeyde çözemiyoruz mu ya? Nasıl diyeyim? Bir berbere götürüp 3 numaraya vurduramıyoruz mu ya? Ya bu hayvan birazcık çok nazlı. Herhalde vurdursak depresyona girer bu hayvan. O yüzden yapamıyoruz bunu. Öyle vurunca biz de istiyoruz. Depresyon falan oluyor mu vurunca? Evet oluyor. Hayvan kendini çıplak hissediyor. Baba ben de çıplak hissediyorum saçlarımı uzun kestirince. Sen de oluyor mu Ahmet öyle? Yani evet. Gerçi sende saç yok ama unutmuşum. Pardon. Bir an kendimi kaybettim. Evet Ahmet. O zaman başlayalım mı yoksa? Bir tabii canım başlayalım ama önden bir sadece kedi konusunu karara bağlamadığımızı düşünerek sana. Ha bir... kedi yok, kedimedi hiç gitmez bana ya. Niye? Kedi abi var böyle köpek sahibi. Şimdi Ahmet sen playboy adamsın yani ben görüyorum parklarda ne bileyim köpek gezdiren, kedi gezdiren bu tarz karı kız düşürme yöntemleri çok amiyane tabirle söylüyorum tabi. Sana da evet. Tavsiye ederim. Ne düşünüyorsun bu konuda? Parkta kedi, köpek, kız ya falan. Çok kedi, yani kediye köpeğe çok gerek kalmadığı için veya parka çok gerek kalmadığı için onsuz da halledebiliyoruz. Ne? Şimdi şimdi bizde park yok. Instagram falan mı var diyorsun? Yeni parklar artık Instagram'lar mı oldu? Ne oldu Mert? Doğru. DM'e düşüyorlar artık. Evet Ahmet bu konuyu radyodan sonra konuşalım kardeşim. Senden almam gereken tüyolar var. Evet. Evet. O zaman ufaktan Rav Show'una geçelim. O zaman Rav'la başlıyoruz. Evet. Rav'ı Braun Strowman açıyor. Braun Strowman Hell in a Cell'de Roman Reigns'le Universal Şampiyonluğu ünvan maçına çıkacak. Hı hı. Drew McIntyre ve Dolph Ziggler'la beraber. Bu arada Renee yine speaker masasında. Coachman yine yok. Renee ikinci kez Rav speaker masasında. Strowman olanlardan bahsediyor. Shield'a binaen bir promo kesiyor. Evrensel kemer, Universal kemerini kazanacağından bahsediyor Hell in a Cell'de. Ziggler ve Drew'la yeni dostluğundan bahsediyor. Derken Shield'ın müziği duyuluyor. Shield yine eskisi gibi seyircilerin arasından ringe doğru geliyor. Kavga başlamadan Corbin, Rav'ın geçici genel müdürü Corbin arka alandaki güreşçileri yolluyor. Shield onları süpürüyor. Kavga devam ederken iki stables karşı karşıyayken kapışma Rav arka alanı güreşçileri tarafından ayrılıyor. İşte ortalık bu şekilde kızışırken reklamlara gidiyoruz. Böylelikle ilk segment sona eriyor. Mert Demirağ demiş. Corbin başkan, Strowman şampiyon. Ya abi heel'lar arasında böyle bir paralel devlet yapılanması gözlemliyor musun sen sevgili Eren Nur? Bayağı gözlemliyorum. Corbin Shield'da çıktığında bütün heel güreşçisi uyarını sağlıyor. Belliydi bayağı. Üstüne de gördüğünüz bu arka alanda tutuklattı. Polise yolladı. Evet, Dominic Toretto demiş. Efsane Brawl'lu Ahmet. Aynı fikirdeyim ben de. Raw'da Shield 3 tane tek başına bireysel güç, rakipleri herkes, bütün Raw. Bence çok iyi işleniyor. Bence de çok iyi bir kavgaydı. Ya ben de açılışı sağlam buluyorum. Okey, tamam. Problem yok. Ama şimdi bir uyumsuzluk var abi. Yani Strowman'ın bence yanındaki adamlar Dolph Ziggler, Drew McIntyre olmamalıydı ya. Ya Drew McIntyre oluyordu o boyutuyla. Dolph Ziggler birazcık abes kaçıyor. Zaten hani mimikleri, gülüşü falan sürekli bir hani ben piçim havası var zaten Dolph Ziggler'da. Abi daha ağır abilerdi ya. Ben açılışta
hatta pardon kapanışta Olors of Pain'i heel görünce bir yani kafamda bir hemen beyin fırtınası yaptım. Acaba Strowman'ın yanına Olors of Pain olsa daha çok birbirini tamamlayan karakterler olmaz mıydı diye bayağı düşündüm. Bayağı güçlü güç olurdu. Yani ha şimdi uyumsuzluktan gelen uyum tadında bir ilerleyişleri var. Sen ne dersin Ahmet? Yani zaten Dolph Ziggler bir kemer avcısı. Son bir yılda şaka maka 3 tane ayrı kemer kazandı. Bilmiyorum ben etkili buluyorum Strowman'ın yanında. Yani o konuda çok katılmıyorum. Drew da zaten yeni bir yüz. Onun da fiziği çok iyi, boyu çok iyi. Hiç sırıtmıyor yanında Strowman'ın. Evet Stephen Truway demiş. Brock Lesnar gitti ama ruhu hala aramızda, yine güreşçileri kullandılar. Bu kavgalı açılışa binaen söylenmiş bir söz mü? Galiba. Evet öyle. Evet chatbox'ta Gürkan demiş, Dominik demiş, Dominik Toretto demiş. Kurt Angle'ın olmayışından dem vurmuşlar ve çok mutlular. Siz de Kurt Angle'ın hani gidişiyle beraber şovlarınız hızlandığı kanaatine sahip misiniz? Evet. Kesinlikle. Brown'un en heyecanlı yerinde kesiyor olayı. Bırak biz kavga görelim. Değil mi? Heel GM olayı başka ya. Heel GM. Kesinlikle. Evet Kuzey demiş. Corbin artık resmi olarak otoriteyi tanıtmalı. Hazır heel'lar şovu domine etmişken. Nasıl olur bu sizce? Baya şey olur yani. Oyun artık oyun alanı olur heel'ların. Mert demiş Dolph Ziggler hak ettiğini alamıyor. Evet Ahmet 3 defa şampiyon oldu demiştin. Yani Clash of Champions'ta United States'i aldı. Son 2 ayda Intercontinental'ı aldı. Takım şampiyonluğunu aldı. Ne demek alamıyor? Evet. Zeno yazmış. Dolph Ziggler WWE'de nasıl yaşanılır bize onu gösteriyor. Tam bir Survivor. Ona karşı olan Ruth ne halde? Durum ne halde? Evet. Katılıyoruz. Evet. Sevgili Ahmet Tahir. Söz sende. Evet. Sırada arka alandayız. Baron Corbin ve Finn Balor var. Maç istiyor Finn Balor. Baron Corbin de bu talebini kabul ediyor. Gecenin sonunda maça çıkacağız diyor. Maçımız var şimdi. Takım maçı Bobby Roode'la Chad Gable. Ascension'a karşı Bobby Roode uzun süre görünmemişti biliyorsunuz Raw'da. Keza Chad Gable'da. İkili enteresan bir ikili olmasına rağmen maçı kazanmasını biliyor. Valla Bobby Roode haftalardır Raw'larda yoktu. Böyle bir gözükme ve hani mini bir geri dönüş etkili oldu. Chad Gable ve Bobby Roode birbirini tamamlayan takımlar olabilir. Fakat ben hani momentumlarının çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Eren Nur. Ya ben dünyanın en random takımı diye adlandırıyorum. Çünkü gerçekten random. Yani Jason Jordan'ın sakat oluşu hani gerçekten planları alt üst et diyebilirim. Belki Jason Jordan olduğu zaman daha farklı şeyler izleyebilirdik. Tekrar takım mı olurlardı? Yani ya tekrar takım olurlardı ya da bir düşman yani feyodu görürdük. Yani ilk önce takım olup sonra heel turn falan. Evet Dominik Toretto demiş. Root babamız turn yapsa da heel gibi heel görsek. Ya Ahmet Root'tan geçiyor mu abi? Yaşta geldi. Yok artık Bobby Roode'dan öyle çok heel olup da domine etmesini falan beklemiyorum. Bu şekil ortalarda takılmaya devam edebilir. Ben evet için... domine edemez ki. Sırada bir sürü insan var zaten domine edecek. Onun sırada geldiği kadar zaten sıra geç. Yani yaşı geçer. Evet bir Bobby Roode fanı yazmış Gürkan. Bobby Roode'un tek team güreşçisi olması üzücü. Ya abi hani Bobby Roode'dan çok şey bekliyoruz da. Hani yani Bobby Roode ring içinde Roman Reigns'ten çok farklı bir güreşçi değil. Yani Bobby Roode'un nasıl fark yarattığını bunun önceki kariyerinde inceleyin. Bobby Roode'u 2009 yılından beri çok sık izleyen birisi olarak bu konuda rahat konuşabilirim. Yani Bobby Roode NXT'de gimmickiyle fark yarattı. TNA'deki son döneminde neydi gimmick'inin adı? It Factor. It Factor. Onun başka bir adı daha vardı. Glorious'a yakın. O da yani öyle fark yaratarak yükseldi. Bence Bobby Roode'dan çok şey beklememek bundan sonra daha mantıklıymış gibi geliyor.
Kuzey demiş bence 1-2 ayda olsa heel olarak ana kemeri taşımalı. Atakan demiş ya daha Finn Balor var. It Like Master yazmış. NXT'de daha kötüydü. Evet. Bu kadar. Ahmet sen ne düşünüyorsun? Yani öncelikle bu işte sırada şu var, sırada bu var muhabbetine çok katılmıyorum. Yani bu kemer karneyle dağıtılan bir şey değil, sırasıyla dağıtılan bir şey değil. Bir anda çıkar, bir anda fırlar. Doğru. O şey yapabilir. Cindirme yani örneği. Evet yani bilemeyiz ne zaman ne olacağını. Bobby Roode içinde. O zaman sıradakine geçelim. Hı hı. Bella ikizler uzun zaman sonra geri dönüşlerini evet Eren niçin güldü? Çünkü anlatacağım boça güleceğim. Eren Nur hoşuna gitti değil mi? Evet. Ah ah. Ama kadın intihar etti yani. Gerçekten intihar etti. Hani tamam desem Nikki desem silikonlardan engelledi kendini. Yapamadı hareketi. Ulan senin kocan high flyer herif. Yani en azından bir hareket kapabilirdi ya da hiç yapmayabilirdi. Ben çok evet. Eğlendim. Böylelikle geri dönüşlerini gerçekleştirdiler. Sarah Logan ve Liv Morgan'a karşı biliyorsunuz Jacob'la beraber Raw'a gelmişti üçlü. Brie Bella'nın birkaç kere ölümle burun buruna geldiği maçı Bella'lar kazandı. Sonrasında arka alanda Shield bir nevi tutuklandı. Evet, Brie Bella fanları hemen chatbox'ta basmış durumda. Brie Bella boç yapmadı. Ring iplerinin ölçüsü kötüydü be kardeşim. Mert Demira. Sıkıntı ringde yazmış. Ya bir sen Brie Bella'sın. Şöyle güzel güreşen bir kocan var. Ne bileyim yani. Bir açarsın izlersin kocanın maçlarını. Ulan bu hareketleri nasıl yapıyor da deyip. Ha, Royal Rumble'da ümit vermişti. Çok güzel hareketler yapmıştı Royal Rumble'da. Hamile kalmadan önce de. Hamile kalmadan önce de iyiydi Brie Bella. Ama çok uzun süredir antrenman yapmıyor belli ki. Sadece diyetisyene gidiyormuş gibi bir havası var yani. Bir de S-Crack. Kameralar önünde sürekli. Aynen S-Crack verdiği ring kıyafeti gerçekten çok rüküş görünüyordu. Brie Bella hakkında çok diyecek bir şey yok. Ahmet sen ekleyebilirsin. Yani gerçekten Bella'ların hala güreşiyor olması tamam WWE için iyi bir markalar. Total Divas, Total Bella'sın ama. Ya onu da WWE yarattı. Hani bakma yani. Yani. Evet. Bir de Shield'ın tutuklanması var. Tutuklandık. Ne? Evet. Doğru. Onunla ilgili yorumlarınız nedir? Yani Heel GM'in efekti diyebilir miyiz buna? Çünkü Shield'ın tutuklanması için hiçbir mantık yok. Zira zira hep yaptıkları şey arena ya. Yani işini yaptıkları için tutuklandılar bir de. Kardeşim Amerikan bulunan bir kelepçe. Amerikan kültürüne bir hakarettir bu yani. İşe gidip geldiği için karakolluk oldular falan yani. Çok kötü bir sosyal mesaj. Yani. Evet. İlginçti gerçekten. Baron Corbin geçen hafta Finn Balor ile olan maçını diskalifiye bitirip sonra no disqualification maç ayarlayıp sandalye ile Finn Balor'ı dövmesi gibi bu hafta da formunu yükseltti. Hayır aslında tutuklanacak kız Baron Corbin tutuklanmalı. Görevini kötüye kullanıyor. Ne? Oo, şu an Heel GM fanları üzerine yürüyecek birazdan. Evet abi. Evet sırada bir aşk var. Yeni bir aşkın temelleri var. Elias yine her zamanki gibi gitarla şovunu yaparken Alexa Bliss onu bölüyor. Alexa Bliss yanında Alicia Fox ve Alicia Fox ve Mickie James'le beraber. Sonrasında Ronda Rousey, Raw Kadınlar Şampiyonu Tayfa geliyor. Böylelikle bu segmentte sona eriyor. Alexa Bliss'in bu arada Elias'a bir nevi yürüdüğünü de söyleyebiliriz segmentte. Abi bir şey soracağım Eren Nur. Gitar çalan erkekler yakışıklı, çok yakışıklı olmasa da karizmatik midir sence? Eğer şey varsa hani o gitar hani süs diye gitar kullanmıyorsa bir karizması şeyi vardır yani. Yani
Bu bizim WWE'deki Elias'ı peki karizmatik buluyor musun? Gayet karizmatik. Ben lan içeride gitar var aslında. Bir hemen kısa bir Akdeniz akşamları mı çalsam? Yani diyeceğim. Allah herkese Elias şansı versin. Geçen hafta Trish'e yürüdü. Bu hafta Alexa Bliss'e yürüdü yani. Çok şanslı bence. Abi yani hadi Alexa Bliss'le bir aşk olur mu bilmiyorum da. Hani bu gitarcı gimmick'inin bir Playboy'a dönmesi fena olmayabilir ya. Ben beğendim gerçekten. Hayır Alexa'nın böyle bir şey var. Mike Rome takip hani onu takip ediyor sapıkça. Bir Braun Strowman'la flörtleşiyor. Bir Elias'a yürüyor. Ya Alexa Bliss'ten trafik lambası mısın kardeşim? Kime yanıyorsun? Ooo sert gerçekten. Ooo bugün çok ofansif. Evet Ahmet sen ne diyorsun bu aşka? Ya Alexa Bliss yürümeyecek kız değil gerçekten. Ben olsam ben de Alexa'yla yürümek isterim. Kardeşim 1.55 emin misin? Tabi canım bu zaten daha çok zaten bizim cöperçinleyen detaylar. bizim için boy fark etmiyor diyorsun. Ben katılıyorum. Bence de fark etmiyor birader. Katılıyorum sana. Evet. Erem'in kıskanması yazmış Hitler Master. Ne diyorsun hakkındaki iddialara? Bir şey diyeceğim. Abi ben gay. Ben niye kıskanayım Alexa Bliss'i? Benim işim erkeklere değil ki. Başka erkeklere yürüdüğü için. Yok niye kıskanayım yani? Evet Ahmet. Kıskanmıyorum. Ahmet kıskanmışa benziyor. Diğer segmente geçebiliriz. Sırada Alexa Bliss, Natalya var. Ronda Rousey menajerliğini yapıyor Natalya'nın. Zaten Alexa'nın repertuarındaki 3 hareketten ikisiyle Alexa maçı kazanmasını biliyor. Kısa bir maç. Önce DDT, sonra armbar. Natalya pes ediyor. Sonrasında çıkan kavgada yine Alexa Ronda'dan kaçıyor. Böylelikle bu segmentte son buluyor. Bir şey diyeceğim. Mickey James hiç olaya bulaşmadı. Evet. Mickey James hiç birkaç haftadır zaten o modda ya. Mickey James'in aslında hani çok gerçekten momentumu yüksek bir güreşçiyken geldiği zaman öyle hani kadınlar devriminin yeni yükselenlerine uzaktı ki kendi kendini mahvetti kadın. Kendi kariyerini mahvetti ya. Abi ya kadın gayet iyi güreşiyor güreştiği zaman. Abi tabii ki ya. Kadın hardcore country ya. TNA'de bile paşalar gibi ring içi performansı sergiliyordu. Kadın Steel Gage'den atladı şey Tara'nın üstüne. Ha yani. Abi o Velvet Sky yeteneksizliğiyle, Angelina Love yeteneksizliğiyle. Ne Sky? Çıkardığı maçlar gerçekten üst düzeydi. Tara'yla dediğin gibi çok 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 acayip maçlar çıkardılar. Aslında Victoria da gelseydi yani Tara, Victoria aynı kişi. O kadına da bayağı iş var. Yaşlı ama bayağı çat çat güreşiyor. Yani ben gerçekten şaşkınlıkla izliyorum Mickey James'in mevcut durumunu. Yani diyebilirim şu an rahatça söyleyebilirim. Ali Şafak yancısı. Bak Alexa Bliss bile değil. Ali Şafak yancısı. Evet Ahmet sen ne düşünüyorsun? Yani artık o da ununu elemiş, devri geçmiş isimler olduğu için çok da yadırgamıyorum bu şimdiki durumunu. O 2016 yılında zannediyorum ana kadroya yeniden dönmüştü. Hani o yaşında o şans verilmesi bile bir şeydir bence ona. Yani şimdi mevcut güreşçiler onun yeteneğinin altı üstünde olmadığı için bunu konuşuyoruz zaten. Evet. Ben Alicia Fox umudundan istiyorum ya. Ronda'ya saldırıyor bir şey yapacak diye ama sonunda sakat kalıyor. Yazık bu kıza. Öyle. Doğru diyorsun. Geçelim. O zaman buraya da geçiyoruz. Arka alandayız. Arka alanda maç istiyor Drew McIntyre ve Dolph Ziggler. Şampiyonluk maçı istiyorlar. Baron Corbin ise bu gece B-Team'in zaten bir şampiyonluk maçı olduğunu söylüyor. Bunu duyan ikili oradan usulca ayrılmasına rağmen daha sonrasında Revival'ı patates ediyor. Ve böylelikle Ziggler ve Drew McIntyre şampiyonluk maçına çıkacak Raw'da. Arka alandaki saldırıların neticesinde. Çok kısa bir şampiyonlukla ardından maçtan da bahsedelim. Beraber konuşalım.
Bir team zaten yaklaşık 50 gün kemeri tutmuştu. 50 günlük reign burada sona eriyor. Drew McIntyre ve Dolph Ziggler yeni şampiyonlarımız. Kurt Axel tuşu yiyor ve böylelikle iki yeni şampiyon kazanıyor Raw. Ya yani çok kısa bir senaryoyla çok çabuk gelen bir şampiyonluk. Fakat işte biraz güç dengelemek için yapılmış bir şey. Bence bana göre hani Strowman'ın da Roman Reigns'ten kemeri alamayacağının bir resmi oldu bu şampiyonluk. Stable'lar, iki stable bir güç dengeledi. Biri tek team şampiyonluğunu aldı. Diğeri zaten Universal Champion. Ya ben ilerleyen aylarda çok zevkli maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Fakat bence kemer değişimi olabilir. Evet, Hitlock Master Revival'a toprak atıldı demiş. Oh My Mind Revival kim ya? Ziggler McIntyre'ın alması iyi oldu demiş. Ya şuraya odaklanalım. Bence bu maç bize tek team divizyonundan çok ilerleyen haftalarda ana kemerin ne olacağını da anlatıyor. Bana göre. Ben bütün kemerleri toplayacağını düşünmüyorum. Strowman ve Ziggler McIntyre üçlüsünün. Bu maç bir denge maçı oldu. İki stable'a denge getiren bir değişim, kemer değişimi oldu. Zaten B-Team'de de hani ben tamamen Kurt Axel adına bir kemer reyni olduğunu düşünüyorum. B-Team'in kemeri almasının. Zira babası Mr. Perfect'te Vince McMahon'ın çok şey borçluymuş gibi geliyor bana. Vince McMahon'ın çok onurlu bir insan olduğunu biliyoruz. Birçok efsane rahmetli güreşçinin yaşasa da ölse de fark etmez gerçi. Oğlunu ya da çocuğunu, kızını federasyonda iş veriyor, çalıştırıyor. Yetenekliyse aynı şekilde yetenekliyse ön alanda, güreşe yeteneği yoksa arka alanda işler veriyor. Mesela Jamie Noble sakatlandı çok erken yaşta Sheamus'la olan maçında. Booker oldu yani ilginç bir şekilde. Vince McMahon buna ihtiyacı var mıydı? Yoktu, fakat ben çok onurlu ve vefakar bir insan olduğunu düşünüyorum. Şey vardı, Tyson Kidd vardı mesela, o ağır sakatlandı ama yani bayağı arka alanda aktif bir adam. Konuyu fazla dağıtmayayım ben. Tamam. Sana vereyim Eren Nur sözü. Ben ya bütün Raw'ın bütün kemerlerini toplamaları hani bir feud'da. Toplamaları birazcık değişiklik oldu. Hani durgun bir tag team divizyonundan sonra işte görünmeyen bir universe kemerinden sonra ve ileride sanki winners takes all maçı yapılacak gibi hissediyorum. Ama ne zaman bilmiyorum. İleride olacağını tahmin ediyorum sadece. Ya winner takes all'dan da sıkıldık açıkçası yani bence. Hani daha önce hiç olmadı da Lesnar bu tadı bize çok yaşattı. Bence gerek de yok. Evet Ahmet, seni dinleyelim. Ben de gayet memnunum bütün kemerlerin tek bir düzlemde birleşmesinden. Ben vallahi çok zevk alıyorum. Yani Roman Reigns kemeri aldı mı çok şey olmaz falan diye zannediyordum ama tam tersine şovlar daha da aktif geçmeye başladı. Daha da fazla zevk vermeye başladı. Ben de gayet memnunum bu durumdan yani. Yeni şampiyonlardan da. Evet, öyle. O zaman bir sonrakine geçelim. Hı hı. Sırada Orders of Pain var. Fakat bu sefer yanlarında tanıdık yüz. Drake Maverick. 205 Live'ın genel müdürü Maverick. Orders of Pain'le beraber. Orders of Pain kısa sürede yerel güreşleri mağlup ediyorlar. Ve Maverick de ikilinin yeni menajeri olarak kariyerine devam ediyor. Instagram'a direkt yazmıştım. Shield müebbet yerse Orders of Pain'in yeni görünümü var diye. Gerçekten Orders of Pain bir süre sonra tekrar ekranlarda gözüktü. Buradan yükselerek devam edeceklerini düşünüyorum. Bence ilerleyen dönemlerde de Yuzolar gibi unutulmayacak tek team şampiyonlukları olacaktır bana göre. Tabi bunda da NXT'yi referans alıyorum ama hani NXT'yi referans alırsak ana kadroda çok şey yapamayan güreşçiler var, fakat bilmiyorum, bence iyi olur Orders of Pain. Eren Nur, çok çok garibime gitti yani, çok da
Hani madem birisini getireceksiniz, niye Paul Ellering geri gelmiyor? Tam belki yaşlı olduğundan dolayı, işte Raw programının sıkışık olduğundan dolayı, ama Drake Maverick de hani çok böyle aman aman, hani oraya en sona ne onu koyarım adamların menajeri olarak. Onun dışında bir sürü adam var. Yani çok random bir üçlü. Yeni bir sayfa açalım, açıyoruz dediler promolarında. Yeni sayfayı Drake Maverick'le mi açıyorlar? Çok garip. Oh my mind demiş. Bayramda babasının eskisini giymiş çocuklar gibiydi Ahmet. Geç Fener'e yazmış. Aslında Odors of Pain, Shield güçlerini birleştirebilir Survivor serisi. Aman. Asla. Abi asla. İşte bu hafta zaten birbirine saldırdılar. Bilmiyorum ya, öyle bir şey olur mu? Ahmet sen ne diyorsun genel olarak? Bir internet gitti geldi de şeydeyiz galiba. Odors of Pain'deyiz. Evet. Maverick'in aslında başarılı bir GM olduğunu söylüyor Serdar Ali. Sen ne dersin? Ben aynı fikirde değilim yani. Hiç hala beklenen çıkış yapamadığını düşünüyorum. Hani benim top noktam Cruiserweight'lerden zevk alma. Bir Neville, bir Enzo Amore. Ondan sonra hiç aynı zevki vermemeye başladı bende. Evet, Zeno yazmış. Artistik yapıp girişte ellerini bırakan adamlara bak. Elle ringi bırakan adamlara bak. Attan iniş yapıp eşeğe binme durumu. Ya Odors of Pain'in en uyumlu olacağı isim Strowman'dı. Drew McIntyre Ziggler ile alakasız olduğunu düşünüyorum Strowman'ın. Ve Odors of Pain de Strowman ihtimali elenince böyle saçma sapan bir isime kaldılar bana göre. Evet, diğer segmente geçebiliriz Ahmet. O zaman herkesin derin bir nefes alıp vermesini istiyorum. Sırada Jinder Mahal'in Bobby Lashley ile Madison'da. Zannettim ki Undertaker'a geçeceğiz. Evet. Ben de yemin ederim ya. Herkes bir şanti desin o zaman. Şanti. Şanti. Evet. Teşekkür ediyorum. Bobby Lashley ile beraber Jinder Mahal, Bobby Lashley'i huzura erdirmeye çalışıyor. Derken huzura ermiş bir başka isim arkadan saldırıyor. Kevin Owens geçen hafta bırakmıştı biliyorsunuz. WWE'den ayrılmıştı, istifa etmişti. Fakat bu hafta geri dönüşünü gerçekleştirip Jinder'ın yardımlarıyla Bobby Lashley'i iyi bir pataklıyor. Abi sen niye I quit dedin, niye geldin? Acaba Owens I quit dediğinde Kanada'dan mı I quit dedi yani? Şanti. Şanti. Yalnız Şanti. Bir şey diyeyim, Bobby Lashley, Jinder Mahal falan tam sıra gecesindeymiş gibi duruyorlardı. Evet, her an bir çiğ köfte girebilirdi o. Evet. bunu birazdan şopunu yapıp şey, atalım Instagram'a. Şey, Ankara'nın hamamları. Abi dünyanın en yaratıcı geri dönüşü değil miydi ya? Değildi. Evet. Değildi. 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 Şanti. Sıra gecesi gibi bir segmentti. Evet, senden bir Antep'in hamamları dinleyelim o zaman Eremnur. Ya ben tam olarak bilmiyorum. Sadece Antep'in hamamları bu tamam, kadar. Tamam, o güfteyi versen de olur, sıkıntı yok. Yok valla, şarkı söylemek istiyorum. En son burada Asuka taklidi yaptım ve bitti. Zirve oydu. Orada Şafak vardı ama sen yanlış ata oynadın. Evet, Zeno yazmış. Yıkıklar kıraathanesi dominantım deyip Reigns mağduru Lashley, eski şampiyon yeni jobber Mahal, Strowman enkazından kalan Owens. Tam bir yıkıklar kıraathanesi harbiden. Buğra baba, her şanti deyince aklıma krem şanti geliyor. Olabilir. Senin aklına ne geliyor Ahmet? Ahmet. Ahmet diyor. Ahmet'in. Ahmet Şanti. Ahmet Şanti. Ahmet'in meditasyonda kaybettik Ahmet'i. Evet, diğer segmente geçebiliriz Ahmet. Geçebiliriz o zaman. Sırada gerçekten artık efsane zamanı. Shawn Michaels, kalp kıran çocuk Shawn Michaels geri dönüşünü gerçekleştiriyor. Avustralya'da gerçekleşecek Triple H Undertaker maçını promote etmek için ringde. Buraya çok kısa özet geçecek olursam ben saygımdan
hiç ringe geri dönmedim diyor Shawn Michaels. Undertaker'sa saygıdan mı yoksa korkudan mı diyor. Promo'nun kilit noktası bu. Böylelikle bu segmentte sona eriyor. Ya ben duygusal şeyleri profesyonel güreşte izlemeyi çok keyif alıyorum. Onun için benim en iyi şovum WrestleMania'dır. WrestleMania'da efsaneler gelir. Stone Cold Steve Austin belki 255. milyon defa ring iplerine çıkıp kafasına birayı devirmiştir. Belki Drak gene milyon defa la 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 yapıp milyon of neydi lan şeyin adı anladınız işte. Millions of aynen. Ah konuşamadım ya, o kadar duygu yoğunluğu geldi ki içime. Gerçekten o duygu yoğunluğunu aldığım bir segmentti. Çünkü bu ikili evet İrem Nur bir şey mi? Sen söyle. Gerçekten bu ikili bize bunu yaşatmamıştı. Bize buna mahrum bırakmıştı. Yanılmıyorsam End of the Era feud'unda bu ikili de karşı karşıya gelmedi solo bir şekilde. Ah gerçekten o duygu yoğunluğunu aldığım için çok mutluyum. Çok etkilendim. Yani kollarımı havaya kaldırmıştım Undertaker'ın gongunu duyduğum zaman. Belki seneye tekrar Shawn Michaels Undertaker maçını görürüz. Çünkü ben promonun anlamsız olduğu kanaatinde değilim. Ortada bırakılacağını düşünmüyorum. Ya Super Show Down'a yansıyacak ya da ileride bir Undertaker HBK maçı tekrar olabilir mi diye düşünüyorum. Çok duygu yüklü ve izlettikçe kendini izlettiren bir promoydu. Undertaker ve Shawn Michaels'ı çok özlemişiz. Profesyonel güreşte eskiler gerçekten özlenmeden olmuyor. Ya ben izledikçe 2012 senesindeymiş gibi hissettim. Yani takvimi bile kontrol ettim. Ha gerçekten tüylerim diken diken eden bir segmentti. Undertaker 2012'de End of Era'da Shawn Michaels'ı işte senin kankan senden daha iyi diyerek tahrik etmişti. Şimdi de işte sen saygından değil, sen korkundan dolayı bıraktın diye şey yaparak tahrik etmeye çalışıyor. Yani ben yani içimden bir ses dönsün diyor. Yani bir maçlık daha izleyelim hani böyle adam akıllı. Ama bir yandan diyorum ki adam o kadar sene uzak kaldı güreşten hani. Şimdi bir şey olmasın herife. O yüzden çok karmakarışık duygular içindeyim ama yani yine Shawn Michaels'ı özel hakem olarak görebiliriz. Evet Ahmet, Super Showdown'da HBK'in maçı basacağını düşünenlerden misin? Yok hayır, ben artık HBK'in öyle çok aksiyonda olacağını düşünen birisi değilim. Benim de evet bir an aklıma o promoyu dinlerken acaba WrestleMania 35'te Undertaker Michaels maçı görür müyüz gibi bir düşünce gelmişti ama sonradan bir oturup şey yapınca gerçekten Shawn Michaels bence emekliliğine sadık kalacak ve bir daha güreşmeyecek. Çok iyi bir promoydu. Gerçekten çok özlemişiz Undertaker'da Shawn Michaels'ı ringde görmeyi. Ben çok zevk aldım. Ed Kuzey demiş, Super Showdown için fazla beklentiye girmek doğru değil. Ya yani Greatest Royal Rumble'da gördük. Yani bu maç için fazla beklenti girebiliriz. Çünkü hikayesi bayağı storyline. Eski bir storyline ama diğer maçlardan evet pek bir şey bekleyemeyiz. Hitluck Master yazmış. Triple H kazanırsa ne değişir ki? Çok anlamsız. Ya zaten bir live event abi yani. Bunun live event'tan tek farkı network'te canlı yayın olacak olması ya da yabancı bir ülkede olacak olması. Stephen Truway yazmış. Super Showdown bol bütçeli bir live event olduğu için bir olay yaşanmaz. Yani keyif almaya bakmak gerekiyor. Bir olay yaşanmayacaksa bile Undertaker Triple H maçı oluyor. Ben şu açıdan bakalım. Bu yıl içinde iki kere Türkiye saatiyle adam akıllı şov izliyoruz. Evet. Normalde gecenin 3'ünde heba alıyoruz hepimiz. Evet. Saat kaçta olacak? Öğleden sonra olacak değil mi? 11'de. Gündüz 11'de mi? Evet. Yani alacağım cipsimi bir ama izleyeceğim yani keyifle. Sabah kahvaltısından sonra terapi gibi evet. Gelecek. Yani gerçekten evet.
acaba radyo yapacak mıyız şu an diye düşünüyorum. Saat sabah 9'da gazete manşetleri okuyan televizyon görevlileri gibi. Bakalım o gün gelsin, konuşuruz mutlaka. Evet Ahmet. Takım maçı var sırada. Kadınlar takım maçı. Amber Moon ve Dana Brooke. Enteresan bir ikili. Onlardan daha enteresan bir ikiliyle karşı karşıya. Sasha Banks ve Bayley'e. Biliyorsunuz uzun süre kavgalılardı. Sonunda fakat takım olarak yine yollarını birleştirdiler. Maçı roll-up'la kazanıyor Sasha ve Bayley ekibi. Maçtan sonra Dana Brooke Titus Worldwide'a rest çekiyor. Bu bölümde böylelikle sona eriyor. Diyecek bir şey yok. Titus Worldwide dağılıyor galiba. Dana Brooke zaten yetenekli bir kadın güreşçi. İnşallah ilerleyen dönemlerde onu daha iyi bir şekilde izleriz. Daha sağlam bir şekilde izleriz. Evet. Ana maça geldiğimizde biliyorsunuz Baron Corbin söz vermişti ana maça çıkacaksın diye Finn Balor'a. Çıkıyor. Fakat rakibi Braun Strowman. Maçı Braun Strowman kazanıyor. Maç biterken ve Raw'ın yeni sefirleri McIntyre, Ziggler ve Strowman ellerini kaldırırken bir dari dari sesi duyuluyor. Ve İmparator Roman Reigns ambulans o cihazdan çıkıyor. Ve arka alandan Dean Ambrose'da Seth Rollins çıkıyor. Ambulans değil, polis arabası. Evet. Böylelikle Shield tutuklanmıştı. Aynı gün tahliye ediliyor. Aynı gün tahliye edilmesine rağmen. Olur mu abi? Hapishaneden kaçıyorlar. Bir dakika. Doğru. Akılları tek bir soru. Kefaleti kim ödedi? Kurt Angle bir anda ödemiş. O face'lere kıyamaz biliyorsunuz. Evet. Fakat yine Corbin araya girip bütün Raw arka alanını yolluyor. Ve yine Raw arka alanı Shield'ı perte çıkarıyor. Seth Rollins o aracın camına fırlıyor. Gerçekten çok sert görüntüler izlerken show da böylelikle sona eriyor. Shield benim gerçekten çok ağır ya, bir dayak. Omuzum gitti orada benim ya. Yedikleri büyük bir dayak, yani en büyük dayak bu olabilirdi herhalde. Evet yani Shield'ın ilerleyen dönemlerde hani çok farklı senaryolarını görebiliriz. Fakat şöyle hani ilerleyen dönemlere gelmeden, daha fazla sıkmadan böyle ufak storylerle farklı şeyler izletme heyecanları da gerçekten bizi eğlendiriyor bana göre. Bilmiyorum, ben küçük bir storyydi. Ana kemeri göremedik şovda. Onun da altını çizelim. Fakat şovu baştan aşağı değiştiren bir hikaye oldu. Ben böyle şeyler, farklı şeyler görmeye hazırım. Her ne kadar dalga malzemesi yapsak da. Aynı diğer taraftan Kurt Angle'ın gidişi, Baron Corbin'in gelişinde de Baron Corbin gerçekten çok badass karakter oldu. Yani ben bu kadar fazla bir gelişme beklemiyordum. Bence şu an Raw'da story bakımından en çok seyirciye karşılığı veren güreşçi. İnanılmaz beğeniyorum. Siz ne düşünürsünüz Erem Nur? Ya Shield hani ben azıcık seviyorum ama hani insan artık hani en koyu fanı bile olsa sıkılır sürekli üstünü kapatmalarının. Bu gayet Raw'a renk getirdi, aksiyon getirdi, heyecan getirdi. Ben normalde Raw şovlarını atlaya geçen bir insanım çünkü çok tahmin edilebilir bir sıkıcı rutinle geçiyordu ama bu çoklu kalabalık feud gerçekten Raw'ın nasıl bir show olduğunu bize yeniden hatırlamamızı sağladı. Ahmet. Ben de Erem'e katılıyorum. Raw'ın çok izlenebilir yönleri yoktu eskiden ama artık o heyecanı yeniden yaşatmaya yavaş yavaş başlıyorlar. Ben gerçekten çok zevk alıyorum Raw'ın. Yani bütün çevresinden çok zevk alıyorum. Sadece ana kemer değil, takımlar da olsun, midcard kemerler de olsun. Çok beğenerek izliyorum yani. Evet, Raw o zaman bu kadar. SmackDown'da kısa bir yayın yapalım. Evet. Ahmet söz sende. SmackDown'u Brie Bella ve Daniel Bryan açıyor. Yine seyircilerin çok büyük bir desteği var kendisine. Renee Young'la birlikteler. Olanlardan bahsederken gecenin başında The Miz ve Maryse'in boş arenaya kestiği promoyu dinliyoruz.
Sonrasında Brie Bella ve Daniel Bryan'ın sözlerini Cien Almas'ta Zelina Vega bölüyor. Vega, Cien Almas'ın maça çıkmak istediğini söylüyor Daniel Bryan'la. Maçın kazananı Zelina Vega'nın müdahalelerine rağmen Daniel Bryan oluyor. Ya Brie Bella, Daniel Bryan'ın Raw'ı komple bir Yeşilçam pembe senaryoya çevirmesi çok üzücü değil mi ya Eren Nur? Kesinlikle. Çok cıvık cıvık ve yani yapay bir aşk. Ben Miz ve Maryse tarafındayım. Yani Miz Maryse tarafı chatbox'ta yes çekiyor ilginç bir şekilde. Evet. Mert Demir'e yazmış. Ya Daniel Bryan tek olarak seviyorum ama Brie Bella ile birleşince sevmiyorum. Çok aşırı face. SmackDown Live tribün kapatma cezası almış demiş. Galiba biletlerin satılma işine konuşuyoruz. Ya main event'ında R-Truth olan bir şova bilet satılması çok kardeşim. Yanlış anlaşılmasın da. Evet. Ahmet sen ne diyorsun SmackDown'un açılış ve bitiş senaryolarına? Ben Miz ve Maryse'i çok beğeniyorum. Özellikle Maryse'e çok büyük saygı duyuyorum. Yani doğurdu. Yine düzeltti kendini fiziken. Geldi maça çıkacak. Çok zevk aldım bir feud. Zaten bu dörtlü taşıyor. Brie, Daniel, Miz ve Maryse taşıyor SmackDown'u. Beğendiğim bir segmentti yine. Beğendiğim bir maçtı aynı zamanda. Onu bitişi de bağlayalım. Ya da arada neyse arada tüm SmackDown'u bağlamış olacağız. Arada da Daniel Bryan segmentleri var. Ve Miz segmentleri var. O main event'te. Arada da var ya bir tane arka alan. Onları da konuşuruz. Oh My Mind yazmış. Feud'un WrestleMania'ya sarkması için zorunluydu bu durum. Ayrıca neresini yapay buluyorsunuz? Bu çiftin ringin ortasında bir çocuk daha mı yapsınlar? Gerçek bir biri mod. Şu an chatbox'ta gerçek bir biri mod var arkadaşlar. Evet. Ne diyorsun Eren Nur? Yapay, senin yapay buluyorum yorumuna cevap gelmiş. Ama Brie Bella'ların hani hayatı ne bileyim sürekli kameralar önünde, kameralara oynadıkları için doğal bulmuyorum yani. Bir Total Bella'sı izleyemedim bir kere. Dediler ki işte Asuka'ya sallıyor. Baktım yapay ya, yapay. Resmen yapay ya. İğrenip kapattım direkt. Evet Kuzey yazmış. SmackDown genel olarak Raw kadar çetrefilli senaryolara sahip olmadı. Fakat şu aralar vasata yol alıyor. Abi %100 katılıyorum. Ahmet sen ne dersin? SmackDown'da yani sorunun Jinder veya başka bir ana kemer şampiyon olmadığını, genel olarak bir sorun olduğundan hep bahsetmiştik. Fakat bunlardan bahsederken sus lan vasatçı falan diye çok gerçekten ağza alınmayacak sözlere muhatap olmuştuk. SmackDown'un sorunu bu. SmackDown çok kısa süresi, tam bir güreş şovu süresi olmasına rağmen bekleneni veremiyor. Çünkü eldeki malzeme çok fazla olmasına rağmen hep kendini tekrarlıyor. Hep kötü şeyler bizleri izletiyor. Bence bu. Öyleyse diğer segmente geçelim. Evet, kadınlar aksiyonu. Ondan önce arka alanda Brian ve Brie valizleriyle birlikteler. Nereye gittikleri sorulduğunda da Miz ve Maryse'in olduğu restorandan bahsediyorlar. Hı. Becky ve Charlotte'lı... Miz ve Maryse'in olduğu restorana niçin bavullarıyla gidiyor olabilirler? Arenayı terk ediyorlar. Çok ilginç. Hem de Daniel Bryan güreş kıyafetleriyle terk ediyor. Gerçekten SmackDown'da çok acayip şeylerin yaşanıyor olması. Evet, Becky ve Charlotte izliyoruz şimdi. İkisi kadınlar şampiyonluğu maçına çıkacak Hellenesel'de. Charlotte, eğer isteseydin arkadaşım insan gibi gelip sen benim arkadaşımdın, isteseydin benden kendi maçı ben sana verirdim diyor. Becky de cevaben sen kimsin ki ben senden maç isteyeyim lan diyor. Böyle sert bayağı salvolar izlediğimiz bir promo var ikili arasında. Onunla ilgili yorumlarınız nedir? Shanti. Tam bir siyasetçi ya. Shanti mi? Evet. Tam şantilik promo Becky, değil mi ya? Becky ne yaparak evet. Ne yapmak istemektedir? Nereye yani yaparak çok, istemektedir? Çok, çok sinirliler gerçekten. O iç huzura kavuşmaları lazım. Charlotte Charlotte muazzam bir polya değil mi? Ay canım arkadaşım. Sen izledim ben gelirim. Ulan sen kızın zaten contenderlık şey şampiyonluk maçına girdin. Daha ne isteseydin diyorsun. Yani evet Becky'nin... Hem de hak vereyim diyorsun. Becky'nin heel turn'u çok mantıksız gerçekten. Bir dakika yani. Ya. Bir saniye. Eren Nur aşırı dolmuş ya. Evet Eren Nur seni dinliyoruz.
Hayır, anlamıyorum. Tamam, Charlotte Flair'sin ama sen gidip de niye atmıyorsun kızın şampiyonluk maçına? Yani güzel oldu. Ayrı hani dayak yemesi güzel oldu. Valla içinin yağlarını eritti Becky Lynch. Hem SummerSlam'de. Niye? You bitch. Tam bir you bitch. Niye mi? Ya evet. Bak, bütün bir sene bak, bütün sene Raw veya SmackDown'da olsun. Kemer sürekli Charlotte ve Alexa Bliss ikilisini buluyor. Sürekli. Sürekli geri dönüp bir Charlotte ve Alexa Bliss'te görüyoruz o kemerleri. Büyük şovlar zamanı. Mesela WrestleMania zamanı, Survivor Series zamanı, Royal Rumble zamanı. Yani baktığınızda maç kartları, hani geçen senenin maç kartlarına baktığınız zaman aynı kadınlar maçı, hep aynı kişiler var. Ya bu Becky'nin bu kadar insanları doldurabildiğine şaşırıyorum. Oh My Mind, Zeno, Today, Mert. Hepsi Becky yazmış ya. Evet Selin, üçüncü kişi Ahmet. Kim kesti? Ahmet, seni soruyorlar chatbox'a. Neymiş? Radyoda 3 kişi var. Buğra, Eren, Nur. Diğeri kim demiş Selin? Benim Ahmet. Aynı zamanda The Bulldog'i. Biz ona şey diyoruz. Jono diyoruz. Ne? Doğru. Adana ünlü Jono'larından. Oh My Mind yazmış. Arkadaşlar, kendimin kendime verdiği yetkiye dayanarak Charlotte'ı overrated ilan ediyorum. Konu tartışmaya kapat. Susma, konuş kız. Vallahi doğru. Susma, konuş kız mı? Ama... Kendi de biraz evet. Overrated. Babası overrated mı? Oo, burada şimdi senyor olsa hepinizin ağzına verirdi. Ne? Ne? Ağzından. Ne? Doğru. Abu. Mert Demira. Nasıl olsun? Yaptırın işte. Maçtan sonra bir şeyler yapsın. Aa, hadi aynen deneyek. Bu galiba Becky Lynch heel turn'u. Evet. Becky Lynch'in tek sorunu birazcık o vurma şeyini beceremiyor ama yapacak. Zamanla yapacak onu. Allah Allah. Babası ne overrated'ı? Tarihin en iyisine bunu nasıl diyorsun kral? Mert, şaşırma kardeşim bu yorumlara. Ben Ric Flair'ı bile overrated diyorum ben sadece. Bu yorumlara şaşırma kardeşim. O Jinder Mahal sevip 2 dakikaya bir şanti diyen bir adam. Doğru. Bu onun için zaman, bu yorumlara şaşırma. Evet. O zaman burayı da geride bırakıyoruz. Naomi var. Naomi de uzun süredir SmackDown'da maça çıkmayan isimlerden birisiydi. Rakibi Peyton Royce. Peyton Royce maçı kaybediyor Naomi'ye. Naomi maçı roll-up'la kazanıyor. Daha Naomi sevinemeden Billy hemen tekmeyi kafasına indiriyor. Fakat Naomi'nin yardımına yetişen isim Asuka. Asuka gelip beni tepkiliyor. Kusura bakmayın. Şok olmuş olmadı. Biçimde seni dinliyoruz Eren Nur. Evet. Evet. Yemin ederim yüzümde güller açtı ama tam bir uyuyacağım şova denk geldi. Şimdi kendime teşekkür ediyorum. Ayrıca iki, yani return de değil. Brav'da yer aldı. Hatta Charlotte'dan dayak da yedi. Ama bir şey soracağım Asuka. O saç ne? Sen Naomi mısın? Sen floresan mısın kardeşim? O saç ne? Tam saçın uzunluğu güzel ama niye yeşil? Yani sen terrek misin? Sen Bağcılar'da mı yaşıyorsun? Dominic Toretto demiş. İkonikleri güzel bulamamam. Abi, ikoniklerde Peyton değildi. Diğeri tam bir Kezban değil mi ya? Evet. Tam ya, yemin ediyorum Naciye ya. Bir insan bu kadar Naciye olabilir gerçekten. Yani Naciye ne haber desen sana ne diyecek? Merhaba Naciye desen, aa ne münasebet diyecektim. Değil mi? Hello. We are iconic. Evet, çok iticiler. I am Billy Kay. Oo. İngilizce çok güzel. Doğru. Eren Nur Asuka'yı duyunca bir mutlu oldu tabi. Devam edelim. Evet. Çok seviyorum. Bu başka yorumumuz var mı Asuka'nın dönüşüyle alakalı? Ya abi, Allah korusun, daha ne diyelim ya. Evet, amin diyerek devam ediyoruz. Arka alandayız. Maryse ve Miz var. Fakat arka alanda bir başka figür daha var. Artrud Maryse'i Carmella zannediyor. Carmella'yı aradığını söylüyor, biliyorsunuz. Carmella'yı yenip United States için şans elde edeceğini düşünüyor Artrud. Vesaire vesaire.
Arturo'da Miz diyor ki en son 7 sene önce ben neydim ve en son 7 sene önce bir değerim vardı diyor. Arturo da diyor ki acaba 7 sene Carmella'ya nasıl dayandın diyor. Ne sola. Böyle... Sen 7 yıldır Carmella'nın elimizde. Bu arka alan segmentte böylelikle sona eriyor. Var mı bir yorumunuz? Ya, Arturo... Abi Raw'da Shanti diyen adam SmackDown'da da Arturuf diye. Gerçekten fark yaratıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, evet. Eren'e senin bir yorumun var mı? Arturuf. Hayır ya, çok eğleniyorum ya. Adam gerçekten yani Little Jimmy'den sonra bu kadar eğlendiriyor. Dominic Toretto yazmış. Arturuf'un şovları taşmaz. Bunun doğru taşıyor. Bu gerçek abi yani. Gülüyoruz ediyoruz ama Zeno demiş, kokainci gibi ki bu herhalde yazmış. Evet, bir bonsai etkisinde gibi devam ediyor Arturut. Tanımadığınız insanlardan madde almayın. Evet, bu kamu spotu sonrası. Ringdeyiz. Samoa Joe biliyorsunuz haftalardır anabacı yapmaya devam ediyor AJ Styles'e karşı. Wendy'yi işin içine kattı, kızını işin içine kattı. Bu hafta da yine aynı sertlikte promosunu keserken AJ Styles görünüyor Tutantron'da. Geleceğini söylüyor. Geldiği gibi de Samoa Joe'yu paramparça ediyor. Phenomenal forearm'lar olsun, üstüne uçmalar olsun. Samoa Joe'yu gerçekten hiç ediyor AJ Styles. Paige gelip ayırıyor AJ Styles'ı Joe'dan. Yani Paige'in bu kadar gergin bir segmente asla yakışmıyor olması. Sanki AJ Styles ağzına tokatı vurup diz çök ve yalamaya devam et diyecekmiş gibi benim algılarımı ciddi manada bozmuş vaziyette. Yani inşallah Paige'in GM'liği derhal değişir kardeşim. Bu nedir ya? Ya beni linç etmeyin ama Paige her geldiğinde korkuyorum ya. Yani kız kendine heba etti botokslarla. Paige he diye yemin korkuyorum ya. Korkunç bir GM'imiz var. Ya Shane McMahon'ımız Paige mi bilmiyorum. Shane McMahon demek istiyorum. Ben de olsam ben de Shane McMahon derdim. Abi en azından yani bir Here Comes the Money falan çalar, ne bileyim ya. Veya WhatsApp Wisconsin. Abi biri gerçekten chatbox'ta biri Bella var galiba. Paige mükemmel bir GM demiş. Oh my mind. Evet, tersten mükemmel diyebiliriz ama tersten. Ya Paige gerçekten Xavier Woods hakkında konuşmadan edemiyorum Paige geldi diye. Bu arada bir şey var. Feud deyince AJ Styles'ın 4 çocuğu olup sadece 2 çocuğundan bahsedilmesi. Yani diğer ikisini Nakamura'ya mı götürdü? Yok, o potansiyel çocuklarını engelledi AJ. Pardon. O zaman devam ediyoruz. Arturut'un arka alandaki arayışlara devam ediyor. Bu sefer Carmella'yı buluyor ve sen Carmella mısın diye soruyor. Bu sefer hedefine ulaştığını söyleyebiliriz. Bu sefer Carmella'yı buluyor ve takım maçımız var. Sanity, Rusev Day ve Usos üçlüsü karşılaşıyor. Kazanan haftaya The Bar'la Contenderlik maçına çıkacak. Maçı kazanan ekip Rusev Day. Sanity'ye yazık oldu mu desem? Rusev Day'in maçı kazanması ya. Abi Rusev Day ya. İşte, yıkımın gelişi bu da. Valla Sanity kusura bakmasın. Yani şovlara çıkma, momentum toplama, senaryo alma. Kemer maçına koyul. Abi sen Ziggler McIntyre mısın ya? Allah Allah. Yok öyle bir yalnız şey. Yalnız herhalde millet Killian'ın kıllarından nefret etmiş olacak ki adama yeni bir ring kıyafeti vermişler. Abi Sanity acilen dönsün geriye NXT'ye. Ana kadro falan. Yanlış zamanda çıktılar bence. Abi NXT'den hangi takım çıktıysa yanlış zaman. Ben anlamadım yani. Yıllardır. Adamlar bir de hani yıllardır debut yapacaklar diyorlar. Adamlar bir ay sonra debut. Hayır, yıllardır kemer bir tur şeyin elinde dönüyor, Usolar New Day'in elinde dönüyor abi. Diğer tarafta da Sheamus Cesaro ile Matt Hardy, Jeff Hardy'nin elinde döndü yani. NXT'deki takım kemerleri
NXT'deki takımlar bir oturup düşünsün, bizdeki yanlış ne birader, hiçbirine ortak olamadık diye yani. Doğru. NXT'den gelip takım kemerleri alan bir herhalde Amerikan Alfa var. Yani Amerikan Alfa da yani hani NXT'de de çok büyük takım değildi. Evet. O zaman chatbox'ta Arthur şiirleri yazılması. Hemen okur musun Ahmetciğim? Rahat rahat main event'e ters çeviririm hepinizi 180 derece. Arthur benim adım. Umutlarınızı yıkarım. Takım olurum Carmella ile. Hasta olur Sina bile. Bu araba sevdası galiba. Bu 23 Nisan tadında olsa da. Kardeşim ha. Forumdaki nickinle rap vereyim yani. Çok yaratıcı gerçekten. Rusev'in saçı çok hoş olmuş. Selin Şener. Rusev'in saçı döküldü. Kelleşiyor adam. Ne güzel. Allah Allah. Gerçekten Rusev'in saçı değil de Rusev'in yükselişi güzel olabilir eğer takım kemerlerini kazanırsalar. Sence şansları ne sevgili Eren Nur? Bence şansları var. Yani New Day'e alıştık gözümüze. Rusev'i bir kemer alırken görmek isterim bu sene. Oo. Evet. Ahmet sen ne diyorsun? Yani ben de ümit ediyorum. Kazanırlar mı, kaybederler mi bilemiyorum ama ümit ediyorum. Yani Rusev'in bir şekilde taçlanması lazım. Rusev seyircinin sevgilisi. Rusev çok seviliyor. Umuyorum kazanırlar, ne diyeyim? Yani ben de kazanacaklarını umut ediyorum. Sen biraz önce dağılır mağılır bir şey demiştin. Ben de öyle bir şey diyecek zannedip sana söz veriyorum. Kim, ben mi? He. Yo. Sen bu son yıkılış, dökülüş, bitiş demedin mi? Hayır. Şey, onu ben demiştim. Eren dedi onu. Ben sizin ikinizin sesini karıştırıyor olmam gerçekten. Çok pardon Eren. Ne? Nasıl ya? Aa, evet, diğer segmente geçebiliriz. Son artık main event'e gelmeden önce Mixed Match Challenge 2 yapılacak. Onun katılımcılarını görüyoruz. Enteresan takımlar var. Onlara da çok kısa değinecek olursak. Hepsini söylemeyeceğim. Miz Laska var. Bobby Lashley ile Sasha Banks var. Jinder'lı Alicia Fox var. Böyle böyle takımlar var. İkincisini izleyeceğiz Mixed Match Challenge'ın. Bobby Lashley ile Sasha Banks çok garip. Of. Alexa Bliss ile şey gibi. Braun Strowman gibi. Artık mutlu sona ulaşırlar diye düşünüyorum. Mutlu son derken? Yani biz mutlu olarak. Sonu biz mutlu sonu farklı anlıyoruz erkekler olarak da onun için soruyorum. Pardon. Selin Şener demiş. Abi Rusev başarılı adam, bunun yanındaki Lana'dan anlamak mümkün. Bu ne diyebilirim ki, Allah kahretsin. Yani Rusev kel de değil. Kel olsa kellerle ilgili bir laf vardı biliyorsunuz. Keller. Evet. Yani kel de değil ama gerçekten şanslı bir adam. O zaman ana maça geçelim. Var mı herhangi bir yorumunuz Mixed Match Challenge'da? Yok. Allah korusun kardeşim, ne diyeyim. Evet, Miz ve Maryse geliyorlar ringe. Miz Arthur'la beraber SmackDown'un ana maçında. Arthur SmackDown'un ana maçında. Miz maçtan önce ufak bir promo kesiyor. Brie ve Brian'ı yeneceklerinden bahsediyor. Maçın sonlarına doğru Miz galibiyete çok yakınken Daniel Bryan'ın müziğini duyuyoruz. Daniel Bryan ve Brie Bella Miz'in dikkatini dağıtıyor. Böylelikle Arthur ana maçı kazanmış oluyor. Bağlıyorlar, dövüyorlar bayağı Miz'le Brie Bella'yı. Onların imdadına Vega'yla Andre Dalmas yetişiyor. Fakat Vega'yla Andre Dalmas da aynı tokadı yiyorlar. Böylelikle Hell in a Cell'de karşılaşacak dörtlü bakışırken show sona eriyor. Kardeşim bu kadar resmen göz daha verdiler. Bu kadar çirkin kadının bir araya gelmesi de büyük iş ya. Sadece bir tane sarışın olmayanın olması. Bu ne, sarışınlar toplantısı gibi. Evet, Zelina Vega ve Andrade Cien Almas'ın yükselişinden bahsedelim. Momentum toplamaya başladılar. Sizce bundan sonraki dönemde daha fazla senaryo alıp yükselmeye devam edecekler mi? Ahmet.
Umuyorum aynı şekilde Vega ve Almas birbirini çok iyi tamamlayan bir ikili. Almas çok yetenekli bir güreşçi. Çok uzun süredir de SmackDown'da süre alıyorlar. İlk geldiğinde çok alamıyordu süre ama bir süredir gerçekten SmackDown'da yer edinenlerden birisi. Umuyorum yükselişi devam eder. Eren Nur, sen ne diyorsun? Ben United States kemerine aday olup kazanmasını bekliyorum. Çünkü Vince'in Amerikalı olmayanların United States kemeri verdiğini sevdiğini çok iyi biliyoruz. Bunu WrestleMania'da da gördük. Nakamura'da da gördük. Umarım sıradaki Amerika şampiyonu Almas'tır. Evet, ben Chatbox'ın görüşlerini de merak ediyorum bunu. Andrade Cien Almas ileride neler yapabilir? Alt, üst hangi kemer oynayabilir? AJ Styles'ın ya da Randy Orton'un rakip United States Champion kim? Nakamura mı? Nakamura. O ama bir aydır yok şovlarda. Nakamura nerede? Herhalde Japonya'ya bayram tatiline gitti. Yani senaryo bazında SmackDown'da bana rakip yok diyor senaryo bazında. Abi şovda göremedik ki. Nerede diyor bunu? Hayır. Bazen arka alan segmentleri çıkıyor. He. Burada diyor. Harbi Nakamura'nın rakibi yok. Ben bir an hatırlayamadım yani. Tabii Yunan, Jinder Mahal'den sonra kim United States'i aldıysa karışıyor, tarihe karışıyor. Göremiyorum. Evet, Andrade Cien Almas hakkında düşünceleri Chatbox'a sordum. Almas 1-2 yıla ana kemer alır demiş Dominic Toretto. Zeno Ahmet uyduruyor yazmış. Ahmet niye uyduruyorsun oğlum? Yok, linkini attım. Oh My Mind yazmış. Balon gibiler şu an tek iğneye bakarlar. Almas gözünü seveyim, bir daha konuşma, kadını oraya boşuna koymadılar. Gözünü seveyim, kes sesini yazmış. Almas'ın gerçekten ne dediği hiç anlaşılmaması. Abi o Meksika, yani Portekizce konuşuluyor değil mi Meksika'da? Yok, evet. İspanyolca ama çok garip bir İspanyolca. O Portekizce'ye benziyordu, onun için söyledim. O Portekizce konuşmuyor mu şu an Cien Almas? Bence ortaya karışık bir şey söylüyor, o da anlamıyor. Evet, Selin Şener yazmış. Çöp adama kemer vermeye gerek yok. Selin, bu sözünü sevgili Dave Meltzer duymasın. Cien Almas'a çöp mü dedin? Abo. Gürkan Işık yazmış. Almas iyi bir United States Champion olur. Nakamura Lesnar moda açtı demiş Mert Demirağ. Evet, konuştuk genel olarak. Son olarak bir Randy Orton Jeff Hardy'ye değinelim. Promoları döndü. Çok başarılı promolardı. İnşallah telif yemez de YouTube'a atarız El Nasel promolarını. Ben Jeff Hardy Randy Orton feud'unun çok eğlenceli geçtiğini, çok gergin ve o duyguyu yansıtabildiklerini düşünüyorum. Sen ne dersin Eren Nur? Kesinlikle. Hani promoları izlerken bayağı çok çok özenli hazırlanmış promolardı. Umarım maça, yani kafes maçında da bizi umurumuzu boşa çıkartmazlar. Ekstremin dibine vururuz. Ahmet. Nakamura maçıyla ilgili mi konuşuyoruz? Abi, özür diliyorum. Randy Orton Jeff Hardy maçıyla ilgili mi konuşuyoruz? Evet. Yani bunu bugün yorumumda yapmıştım. 2010 yılında olsak. Efendim. 2010 yılında olsak bizi belki heyecanlandıracak maçtı ama benim çok heyecanlandıran maç değil. Zaten Orton alışığız nasıl güreştiğine. Jeff Hardy desen yaşı onun da çok ilerledi. Bence bir hata ikiliyi kafese sokmak ama bakalım neler olacak. Ben güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü çok tempolu güreşçiler değiller. Ekstrem nesnelerle, yabancı nesnelerle güzel bir maç çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Son olarak Raw ve SmackDown şovlarını puanlayalım isterseniz. Chatbox halkı da, biz de. Evet. Ben Raw'a 5 veriyorum. SmackDown'a da 3 veriyorum. O 3 puanı da neye verdiğimi bilmiyorum ama genel olarak Randy Orton Jeff Hardy promosu main event'ta Artruf'un main event'a kadar işte Carmella'yla funny segmentler yapıp götürmesi bence bu kadar boş şovu dolduran etmenlerden, unsurlardan da. Ayrıca Andrade Cien Almas Zelina Vega ikilisinden momentum toplaması beni mutlu etti. Sen ne dersin Ahmet? 5 üzerinden Today to Dark kardeşim. Rava puanım benim 4. SmackDown'a da 3.5. Eren Nur gitti mi en son? Bir efendim dedi. Uzaklaştı sesi. Gitmiş. Evet. Gürkan Işık. Rav 4.5. SmackDown 3 demiş. Kuzey Rav 5 demiş. SmackDown 3.5. Dominic Toretto Rava 5. SmackDown'a 4 vermiş. Stephen Truway 2 show'da 4 puan alır benden demiş. Oh My Mind. Rav 4.
hype'lanmadım ama güzel şovdu. SmackDown 5 çünkü Bri Bella anam babam. Evet, Bri Bella bence sensin, oh my mind. Selin Şener Raw'a 1 vermiş, SmackDown'a 3 vermiş. Today to Dark Raw'a 4 verelim, SmackDown'a da 3.5 çalışır demiş. Mert Demir'a Raw'a 5, SmackDown'a 2 vermiş. Selin Şener eklemiş, Dean'im Roman'ım setim yerde kapattığı şova 5 vermem ben. İlk kez Raw'a düşük verdim demiş. Evet Selin, genel ve objektif bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Yayınımız bu kadardı arkadaşlar. Haftanın Raw ve SmackDown değerlendirmesiyle Ahmet Tahir Buldogi kardeşimiz sunuculukta, Eren Nur ve ben yorumculukta sizlerleydik. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Ahmet, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, herkese iyi geceler diliyorum. Dinledikleri için teşekkürler.